Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten farklı bir tasarıma sahip olan V23 5G'yi inceleyeceğiz. Bakalım V23 5G bizlere neler sunuyor. Biliyorsunuz Vivo ülkemize hayli uzun bir süredir kurumsal olarak hizmet veriyor. Fakat Vivo'nun Türkiye'ye girişi böyle pandemiye denk geldiği için çok fazla isminden söz ettiremedi. Lakin bu saatten sonra yani 2022 itibariyle Vivo ismini daha çok duyacağımızı sizlere söyleyebilirim baştan. Geçtiğimiz günlerde Vivo yeni bir telefon tanıttı. Bu yanımda görmüş olduğunuz V23 5G'ydi arkadaşlar. V23 5G'nin önemli bir özelliği var. Genel olarak baktığımızda pek çok telefonun tasarımsal hatlarda birbirine benzer kıvamlarda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat V23 5G şimdiye kadar eşi benzerine çok rastlamadığımız bir özellikle geliyor. Dilerseniz incelememize telefonumuzun tasarımından başlayalım. V23 5G'de Vivo son dönemde popüler olan, trend olan köşeli hatları kullanmış. Yani hatlar oval bir şekilde gelmiyor arkadaşlar. Kenarlara doğru köşeli bir hat çizgisiyle karşı karşıyayız. Ben bu telefonu nereden kılıf bulacağım diye düşünmeyin. Hemen belirtelim. Kutu içeriğinden kılıfımız da şöyle geliyor. Şunu da sizlere göstermiş olalım yeri gelmişken. Evet. V23 5G'de köşeli hatlar var. Telefonun arkasını çevirdiğimiz zaman bizleri burada üçlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Kamera çıkıntısı çok fazla değil arkadaşlar. Şöyle yere koyduğunuz zaman çok fazla rahatsız edici olmadığını söyleyebiliriz. Alt kısımda bir Vivo logosu yer alıyor. Fakat bu telefonun arka kısmını ışığa tuttuğunuzda böyle bir rengin değiştiğini fark ediyorsunuz ki bu bir göz yanılması değil arkadaşlar. Renk gerçekten değişiyor. Buna birazdan değineceğim. Hatta size böyle ufak bir gösteri de yapacağım. Ön tarafa geçtiğimizde bizleri geniş bir ekran karşılıyor. Burada geniş ekrandan ziyade dikkat çeken temel unsur arkadaşlar üst tarafta çift bir selfie kamerası bulunması ki bence Vivo bu telefonda gerçek anlamda selfie tarafına yönelmek istemiş. Zaten selfie fotoğraflarının kalitesiyle de bunu az çok anlayabiliyorsunuz. Telefonumuzun sağ kısmında ses açıp kapama ve power butonumuz yer alıyor. Sol tarafta herhangi bir giriş çıkış yok arkadaşlar. Alt kısımda sim kart yuvası ve USB Type-C girişimiz bulunuyor. Şimdi gelelim dilerseniz telefonumuzun arka kısmının özelliğine. Bize genellikle şu şekil bazı şeyler vardı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bu telefonun arka kısmı, arka kapak kısmı güneş ışığında renk değiştiriyor. Bunu sizlere hemen nasıl göstereceğim? Şöyle bir ultraviyole fenerimiz var. Bu ultraviyole feneri şöyle tuttuğum zaman arkadaşlar bakın şu anda tutuyorum. Şöyle bir renk değiştirme operasyonu yapıyorum. Gördüğünüz gibi ultraviyole fenerimi tuttum. Çekiyorum fenerimi. Şöyle evet çıkardığım zaman gördüğünüz gibi telefonun arkasında Mustafa Kemal Atatürk portresi belirmiş oldu. Dilerseniz başka bir çalışma daha yapalım. Şöyle gezdirelim. Gezdirdiğimiz zaman şimdi burada bir şöyle Türkiye yazısında yapalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi hatta şöyle yan tutayım daha net anlaşılması açısından bir Türkiye portresi belirmiş oldu arkadaşlar. Yani bu tarz bir özelliği biz şimdiye kadar görmemiştik. Muhtemelen siz de görmemişsinizdir. Vivo burada gerçekten başarılı bir iş çıkarmış. Burada tabii şöyle bir şey var. İsterseniz kendi fotoğrafınızı falan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ultraviyole fener alarak dilediğiniz deseni arka tarafa geçirebilirsiniz. Bu resim çok uzun soluklu olmuyor tabi. Işığa tuttuğunuz zaman kayboluyor arkadaşlar. Hatta yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Dediğimiz gibi güneş ışığında şekil değiştirerek güneş ışığına maruz kaldığı zaman şu renge geliyor arka kapak. Bu gerçekten çok hoş bir özellik. Şimdiye kadar görmediğimiz bir özellik olduğu için bizleri tatmin etti. Klasik bir tasarımın dışına çıkmayı başarmış Vivo. Bu açıdan da Vivo'yu tebrik etmek gerekiyor. Şöyle koyayım dilerseniz. Tasarım demişken ekrandan da biraz bahsedelim arkadaşlar. Bu cihazda 6.44 inçlik bir AMOLED ekranımız bulunuyor. Bu ekranın tazeleme hızı 90 Hz. HDR10 Plus desteği de bulunuyor bu ekranda. 1080x2400 piksellik bir çözünürlük söz konusu ve 409 ppi piksel derinliğimiz bulunuyor. Gerçekten bu açıdan baktığımızda bizleri tatmin eden bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. Ekran gövde oranını merak edenler için belirtelim arkadaşlar. %88'lik bir ekran gövde oranı var. Buradaki ekran gövde oranı normal şartlarda %80'e çıkabilirdi. Çünkü alt ve yan çerçeveler gerçekten çok ince tasarlanmış. Burada ekran gövde oranının biraz böyle %90'ın altında kalmasının temel nedeni tabii ki burada çift ön kamera kullanılıyor olması. Eğer tek ön kamera kullanılıyor olsaydı ve bu ön kamerada bir delikli ekrana sığdırılsaydı muhtemelen ekran gövde oranı rahat bir şekilde %90'ı bulacaktı arkadaşlar. Tabii burada şu da önemli. Sonuçta çift ön kamera olduğu için bu cihazla muazzam selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz ki birazdan zaten selfie fotoğraflarına değineceğiz. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya. Şöyle kılıfımızı takalım dilerseniz. Kılıfla nasıl göründüğünü de sizlere göstermiş olalım. Gayet şık görünüyor. Gördüğünüz gibi tasarım açısından ben bu telefonu oldukça beğendim. Bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle tutuş hissiyatının güzel olduğunu söyleyebilirim. Gerek kılıfla kullanın, gerek kılıfsız kullanın. Gayet hoş bir tutuş hissiyatı var. Çok fazla ağır değil arkadaşlar. Yeri gelmişken size ağırlığından da bahsedelim. Bu cihaz hemen hemen 181 gramlık bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla öyle eli yoracak bir ağırlığı yok. Yani uzun süre böyle telefonda konuştuğunuz zaman eliniz yorulmuyor. Bunun dışında parmak izi okuyucusu vesaire gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Telefonla konuşurken eğer kullandığınız GSM operatöründen kaynaklı değilse herhangi bir kopma vesaire yaşamıyorsunuz. Yani karşı tarafın sesini falan gayet net bir şekilde alabiliyorsunuz. Sesiniz de karşı tarafa gayet net bir şekilde gidiyor. Yani telefon işlevleri açısından baktığımız zaman Vivo V23 5G'nin gayet başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Evet, cihazımız dışarıdan baktığımız zaman son derece güzel gözüküyor, ilgi çekici gözüküyor. Peki bizleri teknik özellikler tarafından ne bekliyor? Bu cihazın içerisinde arkadaşlar gayet güçlü bir yonga setine yer verilmiş. Vivo bu telefonunda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 920 yonga setine yer vermiş. Bu yonga seti arkadaşlar 6 nanometrelik bir üretim teknolojisine tabi tutulmuş. Dolayısıyla transistörler arasında 6 nanometrelik bir mesafe var. Bu mesafe azaldığı zaman biliyorsunuz telefonun ısınması vesaire biraz daha gecikiyor. Biz bu telefonla oyun testleri vesaire de yaptık. Oyun testlerinde gayet tatminkar bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yani kullandığımız süreler boyunca öyle herhangi bir aman aman ısınma, donma, kasma vesaire herhangi bir şey olmadı. Belki aklınıza şu gelebilir. Ya ben bu telefonu aldığımda bütün oyunları böyle en iyi ayarlarda oynayabilecek miyim? Evet, oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi oyunları test ettik, denedik ki biliyorsunuz bu oyunlar telefonları zorlayan oyunlar. Bu oyunlarda herhangi bir donma, ısınma, kasma vesaire olmadı. Özellikle de kılıfla vesaire kullanıyorsanız zaten ısınmayı hiç hissetmiyorsunuz. Bu açıdan telefonun performans tarafında gayet başarılı bir çizgi çizdiğini söyleyebiliriz sizlere. Peki RAM tarafında bizleri kaç GB'lık bir kapasite bekliyor? Bunu da sizlere söyleyelim. Halihazırda şu an 8 GB ve 12 GB'lık iki farklı versiyon tanıtıldı. Fakat bize gelen versiyon arkadaşlar 12 GB'lık RAM'e sahip. 12 GB'lık RAM'in yanında yine bize gelen versiyon için söylüyorum, 256 GB'lık bir dahili depolama alanı mevcut. 256 GB'lık depolama alanının hayli premium bir seviye olduğunu söyleyebiliriz ki günümüzdeki giriş seviyesindeki pek çok telefonda 64 GB'lık hafızalar kullanılıyor. Bunun yanında bazı cihazlarda da artık yavaş yavaş 128 GB'a yer verilmeye başlandı. Vivo burada kademeyi biraz daha yukarıya taşımış ve 256 GB'lık depolamaya yer vermiş. Eğer böyle bir cihaz alırsanız, yani 256 GB depolama alanına sahip bir telefon alırsınız, fotoğraf, video vesaire tarafında aman yerim kaldı mı, şu uygulamayı indirsem acaba yerim yeter mi gibi telaşlara girmenize de gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Teknik özellikler tarafına baktığımız zaman bizleri tatmin eden bir teknik özellik tablosunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani gayet güçlü bir cihazdan bahsediyoruz. Orta segmentin üst basamağına hitap eden bir telefon olmuş Vivo V23 5G. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar arkadaşlar? Dilerseniz ona da değinelim. Halihazırda bu cihaz 14.000 gibi bir fiyattan Türkiye'de satışa çıktı. Yani İnternette baktığınız zaman Vivo Türkiye garantili cihazların 13.999 Türk Lirasına satıldığını görüyorsunuz. Tabi bazı yerlerde şu anda bunu 12.500 liraya vesaire de bulmanız mümkün. Lakin bunlar distribütör garantili olarak satılıyor. Dolayısıyla distribütör garantili olarak satın aldığınız bir cihaz Vivo Türkiye garantisine girmiyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim ve telefonun diğer özelliklerine geçiş yapalım. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde az önce de belirttiğimiz üzere üçlü bir ana kamera modülünün bizleri karşıladığını söylemiştik arkadaşlar. Burada baktığımız zaman 64 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var. Bu kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. Bu kameralarla arkadaşlar 30 FPS'te 4K videolar çekebiliyorsunuz. Yani cihazımızın 4K video çekme potansiyeline sahip olduğunu sizlere belirtelim. Tabii söz konusu kamera olduğu zaman işte çözünürlüktür vesaire, bunların çok fazla önemi olmuyor. Nedir? Önemli olan bizlere sunduğu gerçek performans. Dilerseniz şimdi V23 5G ile çektiğimiz fotoğraf ve videolara birlikte göz atalım. Şu anda da arka kameraya geçtik. Şöyle bir zoom yapalım. 4K 30 kare çekiyoruz bu arada. Hani bayağı metronun dibine kadar girdiğim halde hala net gözüktüğünü söyleyebiliriz. Ve şu an 10x'e kadar geldik. 10x zoom'dayız. 10x'te bile yine bozulmalar minimuma indirgenmiş durumda. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda ses performansı da bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi telefonun ana kamerası özellikle gün ışığında gayet başarılı sonuçlar veriyor. Peki ön kamera bizlere nasıl bir performans sunuyor? Malum incelememizin başında da belirttiğimiz üzere bu cihazda ikili bir ön kamera modülü mevcut. 50 megapiksellik bir geniş açılı kameramız var ve buna 8 megapiksellikte ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor. Dolayısıyla ön tarafta selfie fotoğrafları çektiğiniz zaman gayet net pürüzsüz fotoğrafların karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi bakalım cihazımızın ön kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflar nasıl? Evet arkadaşlar, şu anda Vivo V23 5G modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. Mikrofon performansı da bu şekilde, tam E5'in yanındayız ve çok rüzgar var. Eğer şu anda beni duyabiliyorsanız Vivo V23 5G modelinin gürültü engelleme konusunda mikrofonunun da iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Şu anda da geniş açılı ön kamera lensine geçtim. Şöyle ters ışıkta, düz ışıkta geniş açılı kameranın performansında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Vivo V23 5G kamera tarafında en azından kendi seviyesindeki cihazlara göre oldukça iddialı bir model. Özellikle ben telefonun selfie fotoğrafları için alıyorum diyorsanız halihazırda Vivo V23 5G'nin bu alanda rakiplerinin önünde olduğunu sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazlarla ilgili genel olarak merak edilen şeylere. Bu cihazda ekran altı parmak izi okuyucu var. Yani cihazın power butonuna vesaire parmak izi okuyucusu yerleştirilmemiş. Dolayısıyla burada parmak izi okuyucusunun ekranın altında olduğunu sizlere belirtebiliriz. Bir diğer önemli özellik ise arkadaşlar NFC. Biliyorsunuz günümüzde artık NFC pek çok cihaz için vazgeçilmezlerden biri haline geldi. Neden? Çünkü artık NFC olan bir cihazdan İstanbul kartınızı bile doldurabiliyorsunuz. Kredi kartınızı yerine kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık pek çok kişi için telefonda NFC olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Vivo bu cihazında da NFC özelliğine yer vermiş. Bunu da sizlere parantez içinde belirtelim ve cihazımızın bataryasına geçelim. Bu cihazda halihazırda 4200 mAh'lik bir batarya var. Bataryanın ortalamanın bir tık üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Malum günümüzde orta segment cihazlarda biz daha çok böyle 3500-4000 mAh arası bataryalar görüyoruz. Dolayısıyla Vivo burada 4200 mAh'lik bir batarya koyarak ortalamanın bir tık üzerine çıkmış ki keşke 5000 mAh koysaydı, biraz daha böyle şarjımızın daha uzun gitmesini sağlardı. Güzel olan şey ise arkadaşlar bu bataryanın 44 wattlık hızlı şarj teknolojisini destekliyor olması. Bu sayede telefonunuzu çok kısa sürelerde tamamen şarj edebiliyorsunuz. Hatta 1 saatin altında telefonu tamamen şarj ettiğinizi söyleyebiliriz sizlere. Evden çıkmak üzereyseniz 5-10 dakikalık bir süreniz varsa, bu süre içerisinde hiç şarjınız yoksa bir anda %30, %40'a kadar telefonunuzu şarj etme imkanına sahip oluyorsunuz ki bu da sizin bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Gelelim Vivo V23 5G ile yaptığımız performans testlerine. Biz bu cihazda Geekbench ve Antutu testlerine yer verdik arkadaşlar. Antutu'da 406.498, Geekbench'te ise arkadaşlar 8.421 puan aldı. Genel itibariyle baktığımızda bu puanların sınıfının üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Toparlamamız gerekirse Vivo V23 5G modelinin hayli başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Kutu içeriği de hayli zengin. 44 wattlık hızlı şarj adaptörünüz kutu içeriğinden çıkıyor. Onun haricinde bir adet kulaklık geliyor ve tabii ki Type-C şarj kablonuz geliyor arkadaşlar. Burada kulaklığa da yer vermiş Vivo ki günümüzde artık pek çok cihazda bırakın kulaklığı, şarj adaptörünü bile yanında vermiyorlar. Dolayısıyla burada hem şarj adaptörünün hem de kulaklığın gelmesi önemli bir artı olmuş. Az önce de belirttiğimiz üzere telefonun şimdiki fiyatı Vivo Türkiye garantili olarak alırsanız 13.999 TL ama distribütör garantili bir cihaz tercih ederseniz o zaman 12.500 TL vermeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.